Profesör Doktor Sayın Naci Görür bizlerle birlikte telefon bağlantısıyla yanılmıyorsam. Sayın Görür merhaba efendim. Bölgedeki hareketliliği nasıl yorumlarsınız? Öncelikle buradan başlayalım. Ard arda depremler geliyor. Biz algılayamıyoruz tabii ki Sayın Görür. Öncü mü, artçı mı, hangisi ana deprem? Siz bize anlatabilir misiniz? Şu an için 3 en azından büyük sayabileceğimiz şiddetinin hissedildiği depremden bahsediyoruz. Evet, şimdi o bölge hareketli, o depremin olduğu yerler, yani Sisam Adası ve onun güneyi, özellikle Girit Adası'nın güneyi, oradan Kıbrıs'a doğru olan bir hat var. Biz onu Helen Kıbrıs yayı deriz. O yay boyunca Afrika levhası, Avrasya'nın altına, yani Anadolu'nun altına dalar. Dolayısıyla da orası bir dalma batma zonudur. Dünyada en aktif tektonik bölgelerden biridir. Bu iki levhanın birbirinin altına dalması sonucu orada önemli depremler olur. Çok sayıda depremler olur ve her zaman da deprem beklenir. Dolayısıyla Ege'de, Ege'nin hemen Girit'in kuzeyinde, işte Sisam Adası'nın bulunduğu yerlerde bu son bugün olan ve birkaç gün önce olan depremler bu dalma batma zonunun etkisiyle meydana gelen depremlerdir. Ayrıca orada Pliny Strabo dediğimiz bir transform fay zonu var. Tabii bu dalma batma bağlı olarak orası da etkilendiği için önemli sayıda deprem üretirler. Tabii o bölge aktif ve gerçekten uzun bir zamandır aktif. Evet. Yani ta geçen seneden beri çok sayıda o bölgede deprem oluyor. Ve o nedenle de biz daha büyük bir depremin Ege'de olma olasılığını her zaman göz önüne alırız ve endişeleniriz. Bu hangisi önce artçı meselesi, o biraz zor ama mesela bugün olan iki depremden, evet, biri 4.8, hemen arkasından 5.3 oldu. Bu durumda belki 4.8 olana önce 5.3'e de asıl deprem diyebiliriz. Yani ama vatandaş olarak biz öncü mü artçı mı onu tebrik etmemiz, evet, oldukça zor. Peki efendim, şimdi sizin Marmara ile ilgili çok önemli uyarılarınız olmuştu. Hatta biz yine 99 depreminin yıl dönümünde bu konu üzerinde duralım da istemiştik. 7'nin üzerinde bir deprem uyarısı yapıyorsunuz. Sen ne kadar bilim insanları ülkemizde değerlendiriliyor, görüşleri, onun yönde hareket ediliyor. Burası gerçekten önemli bir soru işareti ve belki de sorun ülkemizde. Marmara depreminden ziyade yine İzmir bölgesi hakkında konuşursak, burayla ilgili bir uyarınız var mı? Deprem olabilir, kaç büyüklüğünde deprem olabilir? Ve bir de 30 Ekim 2020 hatırlatmasını burada yapmak gerekiyor mu acaba? Şimdi şöyle söyleyeyim, İzmir'i eğer soruyorsanız, tabii, İzmir gerçekten ciddi bir deprem tehdidi altında olduğunu söyleyebiliriz. Yani işte geçen sene İzmir'de, Sisam'da olan deprem, İzmir'de beklenen deprem değildi. İzmir'in depremi de değildi. Hı hı. İşte ismi üzerinde Sisam Adası'nda oldu. 70-75 kilometre daha kuzeyde olan İzmir'de en fazla yıkım oldu. İnsanlarımız öldü yüzün üzerinde. Şimdi bu Sisam depremi İzmir'deki mevcut fay hatlarına belirli ölçüde enerji veya stres transfer etmiş olabilir. Dolayısıyla İzmir Yarımadası'nda çok sayıda, kabaca söylüyorum, kuzey-güney yönlü, evet, faylar var. Şimdi bu fayların çoğu doğrultu atımlı. Dolayısıyla bunlar muhakkak Sisam depreminden etkilenmişlerdir. Şimdi bir de İzmir'in körfezinden hemen geçen Gediz Grabeni'nin güney alanını oluşturan ana fay yine bu İzmir Körfezi'nden geçiyor. O 7 ve üzerinde deprem üretebilecek bir potansiyele sahip.
Yani İzmir'de biz gerçekten 7 boyutlarında deprem olursa sürpriz olmaz bizim için. Ve bu ne zaman olur bilemeyiz ama tabii. İzmir yarım adasındaki hay zonlarının bu son depremlerden etkilendiğini ve stres transfer ettiğini, biriktirdiğini de düşünmek mümkündür. Onun için İzmir'e dikkatli olmak lazım, dikkat etmek lazım. Nitekim İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı da şu anda orada bir mikro bölgeleme çalışması yaptırıyor. Bu gerçekten elzem. Ama İzmir'deki yapı stoku özellikle Körfez'in kuzeyinde ve güneyinde bakatlık bir zemine inşa edilmiş. Çok bilgisizce, anlamsızca yüksek katlar bu zemine yerleştirilmiş. O da bizi tedirgin ediyor. Bir an önce bu mikro bölgelerine çalışması yapıp İzmir'de deprem odaklı bir kentsel dönüşümü behemahal başlatmak lazım. Bu işin şakası yok. Evet, uyarılarınızı yapıyorsunuz. Son olarak Sayın Görür şunu da sormak istiyorum. Marmara ile ilgili uyarılarınız, hatta uyarıyı yaparken şöyle dediniz. İktidara değil, muhalefete de sesleniyorum, herkese sesleniyorum. Böyle yazdınız sosyal medya hesabınızdan. 99 depreminin sembol cümlesi, sesimi duyan var mıydı? Siz bir bilim insanısınız ve bilimsel gerçeklikler üzerinde duruyor, çağrılarda bulunuyorsunuz. Sizin sesinizi duyan oldu mu? Yani bu zamana kadar pek duyulduğunu söylemek mümkün değil. Ama son zamanlarda yani yasa veya bir genelge yayınlandı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi şeklinde ve daha önce de AFAD bütün illere gönderdi. Şimdi Türkiye'de TARAP diye bir proje oluşturuldu, bir planlama oluşturuldu. Hı hı. Şimdi bu planlamaya göre il afet risk azaltma planı, ona İRAP deniliyor. İl afet risk azaltma planı, bir de Türkiye risk azaltma planı, o da TARAP şeklinde söylenildi. Evet. Şimdi bu çok iyi bir başlangıç. Gerçekten bu iki planı, çalışmayı yapabilmek için iyi bir yani işi artık kavramış olmak gerek. Demek ki bu işin üzerine gidilecek diye ben umutlandım. Evet. Çünkü doğru şeyler söyleniyor. İllerde deprem güvensiz alanların tespiti, deprem dirençsiz binaların yıkılıp yeniden yapılması veya güçlendirilmesi, altyapının güçlendirilmesi gibi bir kenti depreme hazırlayacak tüm şeyler bu planlarda vaaz ediliyor. Vaaz edilmekte kalmıyor. Oradaki yerel yönetimler görevlendiriliyor bu işi yapmak için. Görevlendirilirken sizin ilinizdeki şu 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 eksiklikleri şu zamana kadar şu şekilde yapmanız lazım diye de bir bakıma söyleniyor, talimat veriliyor. Evet. Şimdi dolayısıyla bunlar çok önemli. Yani Türkiye ilk kez bir strateji değişikliğine gidiyor. Böyle deprem olsun, ölen ölsün, ondan sonra gider gerekli yaraları sararız denilmiyor. Deprem gelmeden önce hazır olun diye uyarıda bulunuyor. Yani bunu hükümet yapıyor ve yerel yöneticilere söylüyor. Fakat zafiyeti olduğu bir nokta var bu planın. Maddi yönünü, finansman yönünü pek dile getirmiyor. Ben burada İstanbul'da mesela çeşitli ilçe belediye başkanlıklarına İRAP'la ilgili neler yapıyorsunuz diye sorduğumda, ya hocam iyi güzel diyorsun, haklısın ama bir para yok ki. Yani bize bu konuda herhangi bir finans sağlanmıyor. Evet. Dolayısıyla eğer finans sağlanmazsa, hükümetin desteği, güveni olmazsa bu raflarda kalan bir plan olmaktan öteye gitmez. Ama hükümet yani yerli ve uluslararası finans kaynaklarını bu işin içerisine sokar, halkı da çekerse yerel yönetimler vasıtasıyla biz ülkemizi, bu kentlerimizi deprem dirençli hale getirebiliriz. Evet. Bu gerçekten çok önemli.
Umut ediyorum ki bu doğrultuda yapılabilir. Bunun dışında yani bir takım şeyler yapıldı elbette. Deprem hakkında bilinçlendi, çok şeyler söylenildi, edildi. Nitekim kentsel dönüşüm yapıldı, yanlış olsa bir takım yerlerde. Ama sesimizi depreme hazırlanma noktasında tam olarak yönetimler duyup da gereğini yaptı mı? Belirli bir hızla sürekli sürdürülebilir yaptı mı diyorsanız maalesef hayır. Maalesef hayır. Diliyoruz ki gerçekçi plan projeler, bütçe ayrılan plan projelerle ve elbette ki sizin de yine önderliğinize, yol göstericiliğinize başvurarak yol alınır. Çok teşekkür ediyorum Profesör Doktor Naci Görür. Bir cümle söyleyeyim. Tabii. Şimdi bu işi yapmanın yolu yani böyle deprem olduğu zaman bizlerin konuşması, zaman zaman hükümetin onun bunun hoş görünmesi için çıkıp bir takım şeyler söylemesi veya depremden depreme konuşmak yerine Türkiye'de bir afet bakanlığı kurulmalı. Bu afet bakanlığı hem depremi hem elbette ki iklim değişikliği ve diğer pandemik hastalıkları göz önüne alabilir. Bakanlığa ciddi bir bütçe verilmeli. Liyakat sahibi insanlar, kadrolar oluşturulmalı ve bir an önce bu bütçeyle bu bakanlık Türkiye'yi tehdit eden bütün afetlere karşı ciddi bir şekilde çalışıp ülkemizi dirençli hale getirip milletimizin, vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamalıdır. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz bizimle olduğunuz için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Profesör Doktor Naci Görür'le konuştuk sevgili izleyenler, deprem uzmanı. Hem İzmir bölgesi için...